Kurtuluştayız. PKK'sız çözüm olmaz mı? Yıllardır dilimize peresenk ettiğimiz kavramlardan biri çözüm. Bu kavram terör sorununa çözüm arayışının sonucunda ortaya çıkan kullanışlı kavramlardan biri. Ancak günümüzde çözüm arayışlarının merkezinde PKK'nın olup olmayacağını anlatmak için kullanılıyor artık. Mesela Çözüm denince işaret ve teklif edilen PKK'nın içinde olduğu bir model, PKK'nın dahil olmadığı bir çözüm çözümsüzlük olarak algılanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bundan rahatsız olmalı ki dün muhtarlar toplantısında çözüm arıyorsanız işte size çözüm. Terör örgütünün en küçük izi zerresi dahi kalmadan bu topraklardan söküp attığımızda çözümü gerçekleştireceğiz dedi. Demokratik açılım, milli birlik ve kardeşlik süreci ve son olarak da çözüm süreci tecrübesini yaşayan devlet içindeki önemli bir kesim artık PKK'nın dahil olduğu bir çözüme inanmıyor ve böyle bir çözümü ülkeye ihanet olarak görüyor. Bir kesim ise çözümü tümden PKK merkezli düşünüyor. Bu yüzden devlet içinde iki farklı çözüm modeli şekil bulmuş durumda. Biri PKK'nın dahil olduğu, muhatabı olduğu, merkezinde bulunduğu bir çözüm, diğeri PKK'yı tasfiyeye merkeze alan bir çözüm modeli. PKK Takasız çözüm modeli arayışı yerli bir tecrübeyi ve milletin talebini yansıtıyor. PKK'nın merkeze alındığı bir çözüm modeli ise batılı aklın ürünü 7 Haziran seçimlerinden sonra gelişen süreçte örgütün tasfiyesi ağırlık kazanınca PKK'nın da dahil edileceği yeni bir çözüm süreci için düğmeye basıldı. Amerika, AB ve AP'nin artık açıktan PKK ile masaya oturması için Ankara'ya çağrı yapması bu çözüm arayışının kaynağının neresi olduğunu göstermektedir. PKK'nın merkeze alındığı çözüm modelinin fikri fikir yapısına çalışan veya buna hizmet eden pek çok düşünce kuruluşu ve sivil toplum örgütü var. Bu kuruluşlardan biri de kısa adı DPI olan Demokratik Gelişim Enstitüsü. DPI uzun bir süredir gazeteci ve siyasetçileri dünyanın değişik yerlerindeki benzer modelleri incelemek amacıyla gezdiriyor. Bu ziyaretçilerin sonucunda katılımcıların niyetinden de bağımsız olarak... PKK'nın merkezinde yer aldığı bir çözüm modeli fikri güç buluyor. Ta dünyanın öbür ucuna yapılan ziyaretlerin dönüşünde eldeki akıl hasılası, PKK ile masaya oturup konuşarak birbirine güven vererek barış içinde birlikte eşit, özgür ve demokratik bir çözüm modelinin yakalanabileceği düşüncesi oluyor. Bu fikirlerin siyasette ve toplumda hiç karşılık bulmadığı söylenemez. Zamanında siyasetçilerin, toplumun, medyanın büyük bölümü Ülkenin selameti için PKK'nın dahil olduğu bir çözümü destekledi. Fakat sorunun PKK'yı ikna etme veya PKK'ya güven verme sorunu olmadığını bilmek gerekiyor. PKK ile ortak bir dünya kurulabileceğini düşünenler önce Güneydoğu'ya bakmalı. Kürtler PKK'dan kurtulmak için köşe bucak kaçmaktalar. PKK'nın dahil olduğu çözüm senaryoları bu saatten sonra olsa olsa kabus olabilir ancak. Bir çözüm modeli değil. Kurtuluştayız akşam.